Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, elhamdülillah bizler çok iyiyiz, değil mi İbo? Şükürler olsun Rabbime. Videoya başlamadan önce ilk önce ben kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlar var. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ben Almanya Hamburg'a gelin geldim. İsmim Emine. Gurbette 3 evlat sahibiyim. Bir kızım, 2 oğlum var. Bir de eşim var. Çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Ben 3. çocuğumu doğum ettikten sonra böbrek yetmezliği başladı ve böbreklerimi kaybetmeye başladım. 2 böbreğimi de ve kaybettim. Çalışması düşüktü ve bunun sonucunda 13 sene diyaliz gördüm. Tabii ki bu 13 sene diyaliz süre zarfı içerisinde birçok ameliyatlar, birçok şeyler yaşadım ve geldi geçti Rabbim bir daha yaşatmasın. Bu günlerimize hamdolsun, hastalığıma hamdolsun diyorum. Rabbimin verdiğine de elim ayağım tutuyor. Her işimi kendim görebiliyorum. Çoluk çocuğum var. Bunlara da çok şükürler olsun Rabbime. Arkadaşlar böyle kısaca kendimi tanıtmak istedim ve 13 sene diyalizin sonunda ben böbrek nakli oldum. Çok uzun bir süre bekledim, evet. Ama Rabbimden hep hayırlısını istedik. 13 sene sonra nakilimi oldum ve böbreğimin ismini burada yurt dışında takılan organlara, nakilli kişiler isim takıyor. Ben de bana takılan böbreğin ismini ömrüm diye koydum. Yani bir de ömrümüz var. İnşallah Rabbim ona sağlık, uzun ömürler versin. Hepimizin. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlısıyla uzun uzun bir süre inşallah benimle, ailemle birlikte ömrüm benimle kalır. Ömrümün ufak tefek bir rahatsızlığı var. Böbrek atmasın diye o yüzden tedavi görüyorum. Aylık ameliyat, nakil aldığım hastaneye gidip ameliyat olduğum hastanede aylık bir serum bağlanıyor. Damar yoluyla bir ilaç alıp geri geliyorum. Yani atımını durduruyor böbrek atmasın diye. Dediğim gibi bugünlerime de çok şükür, hamdolsun. Böyle böyle günlerim geçiyor ve sizlerle videolar yapıp paylaşıyorum. Günlük olarak videolarım evdi, alışverişti, eşimdi, çocuklardı. Hastalığımdı, ilaçlarımdı, bilgilendirme de oluyor. Böyle böyle ufak ufak sizlerle paylaşıyorum. Ve bunların karşılığında sizlerden sadece abone olmanızı, yorum bırakmanızı, bir de beğeni atmanızı istiyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar eğer ki beni izlediyseniz. Hikmet. Arkadaşlar bu videom şöyle bir video olmasını istiyorum. Ben bundan 2 hafta oluyor mu bu? 2 haftaya giriyoruz. 2 hafta evvel ben burada COVID-19 aşısı oldum. Onun videosu da var. Kapıyı örter misin kızım? Onun videosu var arkadaşlar. Sizler izlediniz ve o aşıdan sonra ben neler yaşadım onları sizlere aktarmak ve anlatmak istiyorum. Çünkü bunu bana soranlar çok. Sizler soruyorsunuz. Ben de 2 hafta sonra yapmak istedim bu videoyu. Çünkü bende ne gibi bir gelişme, ne gibi bir değişiklik yaptı bu iğne, bu aşı, onu sizinle paylaşmak istedim. İlk gününden başlarsak doktorum beni aradı ve gel Emine aşını olmak istiyor musun? Tabii ki bizlere bağlı bir şey. İstiyor musun, istemiyor musun? Ben ilk başları istemiyordum ama sonradan eşimin tavsiyesiyle, yani kendisi ısrarıyla diyeyim. Yani evet, mecbur olacağız arkadaşlar. Bu Eyvallah. hastalığa. Şimdi haberlerde dinledim. 2 aşı olan Türkiye rahat girip çıkıyor dediler. Bitti. Teste Yani gerek yok. bir de vakalar da çoğaldı. Türkiye olsun, burası olsun, vakalar da çok. Bir de biz kronik hasta olduğumuz için öncelik bize tanınıyor ve olmamız tabii ki gerekiyor. Doktorum arayınca da tamam ben geliyorum ve olayım dedim. Akşam üzeri hemen gel dedi ve 3-4 sıları, ikindi sılarında ben gittim. Aşımı oldum.
O gün hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Elhamdülillah. Ağrım, sızım, yorgunluğum hiçbir şey yoktu. Değil mi İbo? Sen de işten gelmiştin o Aynen. zaman. Ama bir 8-10 saat sonra Kendini göstermeye başladı. Aşı ne yaptı? İlk iğneyi vurur vurmaz zaten kolumda, komple kolum bir uyuşma gibi bir şey oldu. Yani içine kolumun damarları çekilir gibi oldu. Aşıyı verir vermez öyle söyleyeyim. Ve kolum bayağı bir ağrıdı. Ağrıdan sonra hiçbir şeyim yoktu. Ateş, ağrım hiçbir şeyim yoktu ama ertesi günü sabaha karşı 4.30-5 arası ben üşümeyle, titremeyle kalktım. Ateş yoktu ama üşüme, titreme vardı. Ayağa kalkmak istiyorum ama kalkamıyordum. Çok üşüyordum. Geçtirik oturma odasına. Ve sırt kemiklerim çok ağrıdı. Sadece sırt kemiklerim ağrı yaptı. Başım ve göz kapaklarım çok ağrıdı. Başımın ağrısı anlatılmayacak bir ağrıydı. Bayağı bir şiddetli ağrıyordu. Ve hangi aşıyı oldum İbo ben? Astra. AstraZeneca deniliyor değil mi? O aşıyı oldum. Ve aşıyı olmadan önce doktorum benimle bir konuşma yaptı. Garanti bir 20 dakika konuştuk arkadaşlar. İşte şeyi anlattı İbo. Yan etkilerini. Yan etkilerini, bir şey olmaz. Var, yan etkileri var. Ama hepsini de yaşadın. Ama daha titreme, başka şeyler ateş, var. Kol ağrısı, ama baş ağrısı. Ama olumsuzluklar da var. Mesela İbo denildi ki ne hani Allah korusun. Kan öldürüyor, kan pıhtılaştırıyor, kalp çarpıntısı yapıyor. O belirli kullandığın ilaçlarda oluyor. He. Bayanlarda ama, çoğunlukla oluyor. Doktor bunu anlattı işte bana. Bunları hep söyledi. Bunlar olacak diye bir şey yok dedi doktorum. Böyle bana olacak ve olmayacak şeylerden bahsetti ve olacak dediği şeyler ateş ve titreme, baş ağrısı olursa eklem ağrısı. Eklem ağrısı. Eklem ağrım yok diyor benim. Kemik ağrısı, eklem ağrısı aynen olur dedi. Bir tek sırtım çok ağrıyordu. Ve doktorum dedi ki eğer ki bu ağrılar olursa sende demek ki iğne sana etki etti. Aşı ya. Aşı pardon. Şimdi o aşıyı olduk ve evet. Almanya'da yasaklandı o aşı. Böyle yasaklandı. 65 yaş üstü vuruluyor. Önceden 65 yaş altı vuruluyordu. Hı hı. Acaba ikinci aşımız ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Çünkü ilk aşın Astra'ydı. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. İkinci aşıyı da zaten bana dedi ki 12 hafta sonra gelmen lazım dedi. 3 ay sonra aşağı yukarı dedi. Hı, 12 yani. Hafta dedi işte. Bakalım bilmiyorum. Hayırlısı. Ya BioNTech olursun. Keşke, BioNTech olmanı da isterim. Keşke peki kötü bir şey olmaz mı? Allah korusun biri o biri yok, o. Yok ya zannetmiyorum. Aynen zannetmiyorum. Veya 6 ay sonra gel derler. BioNTech vuralım gene. Hı-hı. Yani aynen. The Johnson & Johnson var. Onu da tavsiye ediyorlar. Bilmem bir iki var Johnson ama. Johnson mu? Johnson & Johnson. Allah yarabbim sanki bir şeyi hatırlatıyor bana. Ama BioNTech isterim vurulsun. Hatta şimdi yakın bir zamanda hastanede randevumuz var. Oraya gittiğim zaman nakil doktoruyla konuşmak istiyorum. Aile içi risk grubunda olan eşim var. Biliyorlar. Onlar da bize kağıt verdiydi. Öncelikli olalım diye. Hı-hı. Ve duyduğuma göre aile içinde bir risk olan hastanız varsa biz de daha evvel alınıyor randevumuz aşı olmak için. Yani varsa bu fırsat niye olmasın? Yani eşim ve çocuklar da olmak yani, istiyorlar. BioNTech'te falan bilmiyorum. Bir fazla bir şey duymadım. Tek duyduğum taraf bir 6 ay geçerliymiş aşısı. Hı hı. O da %90 üzerinde falan koruyor. Bir 6 ay sonra gene oluruz bir yaşı Allah'ın izniyle. Bakalım ve zaman ne gösterecek. Allah'tan diyelim. Amin inşallah. Bir daha arkadaşlar şeyi ben bitirmedim daha. İbo girince sözünü kesmek istemedim. Bende yan etkileri titreme oldu, üşüme oldu. Evet kemik ağrısı özellikle sırt bölgemde. Bir de 3 gün boyunca çok baş ağrısı. Baş ağrım çok kötüydü. Göz kapaklarımı kapattığım an şuradan damarlar çekiliyordu. Öyle kol ağrım hiç durmadı. Kol ağrım hala şu an biraz ağrım var ama
Şu an gitti ve içi çok sertti aşı olduğum yer. Tavsiyeniz var mı? Var. Hani bizim eskiden yaşlı insanlar evet. derdi ya, aşı olduğu zaman kolunuzu ovun. Evet. Cidden de bunu tavsiye ederek söylüyorum. Benim kızım da aynı aşı oldu. Kolu taş gibi, yumurta gibi şişti. Hatta doktorlar bile şaşırdıydı. Evet. Eğer düzelme olmasaydı dedi, kortizon tedavisi görürsün. Ve dedi, kortizon tedavisi gördüğün zaman dedi, aşının etkisi gider. Ne yaptılar doktorlar? Bütün gücüyle cidden kolunu ovdular kızın. Evet. Ve hamdolsun ki ne Rabbime geçti. Evet, geçti. Yani tavsiyemiz kolunuzu ovun aşıdan sonra. Yani öyle yumuşak değil, bir ovun ki ne o ilaç dağılsın. Ya ben esasında İlknur'u göz önüne koyarak dedim ki ne İlknur'un kolu şişti, o ovmadı kolunu, ben ovayım. Aşıyı olur olmaz ovdum ama demek ki iyice bastıracakmışım. İyice dağılsın diye. Evet, ben tamam bastırdım ama demek ki yeterli bastırmadım ya arkadaşlar. Bir gün boyunca ovacaksın. Sadece o an evet. Değil. Ufak ufak da olsa ovun yani. İlaç dağılsın. Tavsiyemiz bu. Biz yaşadık. Aynen. O yönde. O yüzden kolum yeni yeni, bak 2 hafta oluyor, yeni yeni geçmeye başlıyor. Çok şükür buna da. Hafif bir kızarıklık var. Çok hafif de bir şişlik var. Ama geçiyor. Bir de şu, 3 gün boyunca çok su tükettim. Çok susadım. Bu nedendir bilmiyorum. Belki kişiden kişiye değişiyordur. Sizde farklıdır. İlla benim yaşadıklarımı yaşayacaksınız diye bir şey yok. Çok susadım. Aşırı derecede su tükettim. Günde 3 litre su tükettim. Çaylardan hariç. Bir de çok acıktım. Benim yemekle fazla aram olmayan bir kişiyim. Ama durmadan İlknur'a dedim ki İlknur ben açım, bir şeyler getir bana. Anlamadım. Bence iğne yaptı ve 2 gün boyunca hep yattım. Yataktan hiç çıkmadım. Çünkü çıkamıyorsun. Acaba doğru aşı mı oldu? Niye? Ne bileyim, boğaz açıcı bir ilaç mı vurdular sana o zaman? Bilmem, işte açıcı değil mi? Yani işte açıcı. Bilmiyorum arkadaşlar. İşte sizler hep soruyordunuz, Emine Hanım doktorunuz ne dedi, siz oldu mu olmadın mı diye. Rahmetli annem de rahmetli olduğu için. Allah amin inşallah. Ben sizin yorumlarınızı okuyordum ama cevap veremiyordum. O sırada da aşımı da olmuştum ama bir şey paylaşamıyordum. O yüzden paylaşımlarım bugünlere kaldı. Ve evet, aşımı oldum. Şükür şimdi rahatım. Şimdi ikinci aşıyı bekliyorum. Bakalım o zaman da AstraZeneca mı olacağım? Hangi aşıyı olacağımı bilmiyorum. İbo'nun demesiyle o aşı kaldırılmış piyasadan. Yok. 65 üstü vuruluyor. Tavsiyesi aynen olabilir, bir de 65 yaş üstü. He, ben piyasadan kalktım. Yok, 65 yaş üstü ve doktor tavsiyesi. Tamam. 65 yaş üstü vurmuş. Tamam o. Anladım. Yok, piyasadan kalkmadı. Hmm. Ve yeni bir adı çıkmış onun zaten şimdi. Haberlerde dün dinledim. Dün dediydin bir şey sen. Aynen, Vax diye bilmiyorum. Evet, adı neyse evet, artık. Vax yani demiştim. Bilin ki ne AstraZeneca dedi, artık Vax bilmem ne adıyla çıktı aynen. Piyasaya. Ne bileyim, tuhaf tuhaf isimler. Böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Ben daha başka bir şey... Ömer de ne güzel bakıyor kafama. Güler misin, ağlar mısın? Tövbe. İşte insanoğlu arkadaşlar. İnsanoğlu. Bir yerde ağlıyorsun, bir yerde gülüyorsun, bir yerde yas tutuyorsun. Her şey biz insanlar için. Böyle arkadaşlar, başka da hiçbir şey demek istemiyorum. Bende olan yan etkiler olanlar veya olmayanlar böyle. Beni de soranlar çok var. Elhamdülillah iyiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize cidden, hepimiz, eşim, ben, hepimiz teşekkür ediyoruz. Bir şey demek istiyor musun İbo? Bir şey diyemiyorum. Evet, sözün bittiği yer değil mi? Arkadaşlar ben de fazla uzatmayayım. Bu videom sadece aşı üzerine olsun istedim. Sizi de sıkmak istemiyorum. İnşallah yeni başka videolarımda Rabbim izin verirse inşallah. Ama dediğim gibi lafını gene balla böleyim de, doktor tavsiyesini dinlesinler yani. Bizim dediklerimiz çıkmayabilir veya diyebilir. Tabii, doktor tabii. Kolunuzu sakın ovmayın falan. Tabii. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yalnız biz tek yaşadıklarımızı burada söyledik. Evet. Ama doktor tavsiyesine bakarak hareket edin. En güzeli bu. Aynen. Bir de şeyi unuttum. Aşıyı olduktan sonra ben yarım saat praksiste, yani doktorun gözünün önünde kaldım.
Onu da geçmek istemiyorum. Evet, alerjisi yan etkisi var mı diye. Doktorum bırakmadı beni. Sordu. Alerjin var mı? Başın dönüyor mu? Alerjin ne ya? Alerji yaptı mı yani? Başın dönüyor mu? Miden bulanıyor mu? Tansiyonun nasıl? Kalp çarpıntım var mı? De cidden bu. Bunları gözetlemek için, göz altında tutmak için beni orada tuttu yarım saat ve çok şükür hiçbir şey yoktu. Allah'tan sormadı canım turşu istiyor mu diye. Evet, direkt eve geldim ve şimdi böyle oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Sizleri bir nevi haberdar etmek istedim. İnşallah iyi yapmışımdır. Eğer ki öyleyse videomu da beğendiyseniz bir beğeni alabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.